Herkese merhabalar, güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok istediği bir konu üzerinde duracağız. Göz çevresi. O kadar çok yazıyorsunuz ki göz çevresinde neler kullanılabilir, gözaltı morlukları nasıl geçer, gözaltı torbaları nasıl geçer, göz çevresi karışıklıklarına nasıl çözüm getirebiliriz. Ve gerçekten bir kozmetik mağazasına gittiğinizde de o minicik minicik kutuları, göz malzemeleri olarak üretilen o göz kremlerini çok fazla maddi olarak herkes zorlayacak bütçeler çıkıyor. O yüzden ben size bugün sadece iki malzemeyle çok pratik bir şekilde hazırlayacağımız ve bütün kırışıklıkları düzleştirecek, kaz ayaklarını giderecek, gözaltı torbalarını küçültecek, göz çevresini canlandıracak ve aynı zamanda gözaltı morluklarınızı da dinlendirecek mükemmel bir göz çevresi kremi hazırlıyorum. Şimdi hemen gerekli olan malzemelerimi sayayım. Aloe ve jeli. Ve tabii ki de olmazsa olmaz E vitamini. E vitamini diyorsunuz ki cildimizi besliyor. Ve cildimizde o kızarıklıkları geçiriyor, morlukları geçiriyor. Bölgesi olarak oradaki kılcal damarlara etki ettiği için sizin cildiniz daha genç, daha güzel, daha pürüzsüz görünecek. Şimdi hemen yapılışına geçebiliriz. Şöyle, ben bunu göz çevresi olduğu için hazırlıyorum. Hazırladığım zaman hemen kullanıyorum. Öyle hani saklayayım diye bir şey düşünmüyorum. O yüzden az miktarda aloe vera jelimi kullanıyorum. Aloe vera jelim kadar da, hatta ondan birazcık daha fazla olmasını istediğim için de E vitamini kullanıyorum. E vitamini benim E vitaminim büyük. Eğer sizin elinizde minik kapsüllerde satılan E vitaminleri de var. Onlar varsa iki tane kullanmanızı öneririm. Ben benimki iri olduğu için bir tane yeterli oluyor. Dediğim gibi aloe vera jelimin 1,5 katı kadar E vitamini gerekli. Şöyle güzelce E vitaminimizi sıkıyoruz. Ve tabii ki de bu işlemde E vitamini patlatırken lütfen kürdan ve benzeri ürünler kullanın. Tahta olsun. Kesinlikle metal değinmiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ampul bende yeterli oldu. Bunu güzelce ben karıştırıyorum. İyice artık aloe vera jelinin rengi birazcık beyazlaşmaya başlayacak. Butonu size yakalayana kadar karıştırmaya devam edin. Peki bunu nasıl uygulayacağız? En çok sorulardan biri de bu. Bunu gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz. Cildinize bunu hani direkt normal krem sürüyormuş gibi sürmek değil de ve parmağınızın ucuyla tampon hareketler yaparak uygulamanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki göz çevresi çok hassas bir bölge. Ve buradaki kılcal damarlara en ufak bir zarar verdiğinizde bunlar size bakışlarınıza çok yansıyor. Direkt o olumsuzluk yansıyor. O yüzden şöyle hemen göstereyim. Yani şu beyaz rengi döndüğü zaman bizim kremimiz hazır demektir. Şimdi bunu böyle minik minik tampon hareketlerle çok fazla bastırmıyoruz. Hiçbir şekilde şöyle ileri geri bastırarak sürmüyoruz. Sadece minik minik hareketlerle bunu göz çevresinde kullanıyorsunuz. Ertesi gün yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bunu 3 gece, 1 hafta boyunca kullanabilirsiniz. Gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de hatırlatma, alerji testini kesinlikle deniyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum.